Merhaba, ben Edip. Son zamanlarda kayyum kelimesi çok kullanılıyor. Dikkatimi çekti. Sağda kayyum, solda kayyum, yukarıda kayyum, aşağıda kayyum. Yani herhangi bir kurum sıkıntılı görülürse veyahut da iktidarla çelişkili görülürse hemen kontrol altına almak için kayyum atanıyor. Kayyum eğer Türk dil sözlüğüne bakarsanız ki eskiden Türkiye'de bu kelime siyasi iktidarların atadığı yöneticiler için kullanılmıyordu. Camideki hizmetkarlar, hademeler için kullanılıyordu, camileri temizleyenler için. Zaten Türk dil sözlüğüne bakarsanız görürsünüz birinci anlamı der ki camideki hademeler, cami hademesi. İkincisi de işte bu tür yöneticiler için. Ancak bu kelime Ayetül Kürsi olarak ünlü olan 2. surenin 255. ayeti yanılmıyorsam. Yani 2. surenin son ayetlerinden birisi oluyor. Toplam 286 ayet oluyor. Sanıyorum 255. ayetinde lütfen bakınız. Allahu la ilahe illa huvel hayyu el kayyum diye Allah'ın ismi olarak geçer. Kur'an'da 3 kere geçer. Ebced değeri 156'dır. Şimdi bu isim Kur'an Allah'ın bazı isimleri birkaç tane insanlar için kullanılır. Mesela İbrahim için Halim veya da Alim kelimesi kullanılır. Mesela Melik kullanılır başka şey için. Ama Kur'an'ın başka Allah'tan başkası için kullanmadığı isimler konusunda dikkat etmek lazım. Yani bazı isimler var ki sadece Allah'a hastır ve buradaki kayyum kelimesi sürekli kontrol eden, sürekli idare eden, sürekli ihtiyaçları gideren anlamındadır. Bunun tutup da böyle ulu orta siyasi iktidarların atadığı kişiler için kullanılması ben şahsen doğru bulmuyorum. Lütfen siz de şey edin ve bu konuda uyarıda bulunun. Yani Allah'ın bir isminin sadece Allah için kullanılan Kur'an'da bir ismin ve üstelik de sürekli ihtiyaçları gideren anlamında tutup da siyasi iktidarların hizmetindeki insanlar için kullanması doğru bir şey değil. Biliyorsunuz bir zamanlar sultanlar kendilerini haşa Allah'ın yeryüzündeki gölgeleri olarak gördüler. Yani Mısır'daki firavunlardan pek farkı yok. Onlar da kendilerini efendi, Rab olarak gördüler. Bu tür haddi aşmalar doğru değil. Hele bu kelimeyi tutup da şey için kullanmak, cami hademesi için kullanmak Allah'ın bu ismine bir şeydir, bir saygısızlıktır. Ben sizi uyarmak istedim. Yani gerçi Türkiye'de Allah'a isyan, hemen her konuda Allah'a isyan var. Şirk her tarafta, ölülerden medet ummalar her tarafta, faiz alabildiğine zulüm işliyor. Yani her yöne bir adaletsizlik var. Irkçılık, mırçılık dersen aynı şekilde. Sansür dersen bu da İslam'a karşı bir şey. İnsanların fikirlerinden dolayı sansürlemek, içeri atmak. Yani yüzlerce maddede Allah'a isyan var. Öyle topluca hem de işleniyor hem de şefkle, şehvetle Allah'a isyan ediliyor. Bu arada Allah'ın isimlerinden birisi de siyasi istismar için kullanılıyor. Sanıyorum ülke daha büyük felaketlere uğrayacaktır. Çünkü böylesine büyük ihanetler hem de özellikle Kur'an gibi bir kitaba muhatap olmuş bir halkın böylesine büyük ihanetleri işlemesi elbette bir şey olmaz, bir cezası kalmaz.